Blast Pro Series İstanbul'a kısa bir süre kala bu organizasyonda yer alacak takımların son major maceralarını irdeledik. Space Soldiers. Temsilcimiz sene başında E-League Major Boston'da Legend aşamasında elenerek bir sonraki major turnuvaya eleme oynamadan katılma hakkı kazanmıştı. Bu sayede temsilcimiz Faceit Major London organizasyonuna direkt olarak Challenger aşamasından başladı. Organizasyon başlamadan önce Space Soldiers yönetimi tarafından üzücü bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamayla Engin Kor'un vize probleminden dolayı turnuvaya katılamayacağı açıklanırken turnuvada Engin'in yerine takım koçu Can Polat Hardstyle Yıldıran oynadı. Temsilcimiz Challenger aşamasında ilk müsabakada Rogue'ye karşı 16-10 mağlup oldu. Ardından Complexity ekibiyle karşılaşan Space Soldiers bu maçtan da 16-11'lik skorla mağlup ayrıldı. Kader maçında Renegades karşısına çıkan ekibimiz bu müsabakadan 19-15 yenik ayrıldı ve turnuvadan elendi. NIP. İki major turnuvaya katılamayan NIP ekibi minor turnuvasında Optic'e karşı finalde 2-0 kazanmayı başararak Faceit Major London 2018'e katılmaya hak kazandı. Challenger aşamasında ilk maçını Virtus Pro'ya karşı 16-15, ikinci maçını Tai Lu'ya karşı 16-12 kazanmayı başardı. Son müsabakada Astralis karşısına çıkan NIP ekibi inanılmaz maçtan 28-26'lık skorla galip gelmeyi başardı. Böylelikle Challenger aşamasında hiç mağlubiyet almadan Legend aşamasına geçmiş oldu. Legend aşamasında Mouse Sports'a karşı 16-12 kazanıp ikinci maçta Team Liquid ekibine 16-10 mağlup oldu. Üçüncü maçında Navi ile karşılaşan NIP buradan da 16-6'lık skorla mağlup ayrıldı. Tecrübeli ekip Vega Squadron ekibini 16-11 yenerek turnuvada devam etme şansını korumuş olsa da diğer maçta MIBR ile eşleşti. Bu eşleşmede NIP seriyi 2-1 kaybederek Major macerasına veda etti. Cloud9. E-League Major Boston 2018 galibi Cloud9, Faceit Major London turnuvasına kadrosunda iki değişiklikle gitti. CV2K ve Tarık'ın yerlerini Styko ve Golden ikilisiyle doldurmak isteyen Cloud9 ekibi Major'da istediği başarıya tekrardan ulaşamadı. İlk iki maçında sırasıyla Vega Squadron'a 16-4 ve Hellraisers'a 19-15 kaybetti. Üçüncü maçında turnuvanın zayıf ekibi olan Windstrike ekibini uzatmalarda 19-16 yenmeyi başardı. Kaybedenin eleneceği maçta G2 ile karşılaşan Cloud9 bu müsabakadan 22-19'luk skorla mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Virtus Pro. Uzun süredir eski performansını aratan Virtus Pro, daha iyi bir performans için kadrosunda değişikliklere gitti. Paz ve Snacks takımdan ayrılırken, Bialy ise yaptığı açıklamada Major'dan sonra Virtus Pro ile yollarını ayıracağını söyledi. Virtus Pro, League Major Boston 2018'de Legend aşamasında mücadele ettiği için bu organizasyona direkt olarak Challenger aşamasında başladı. Virtus Pro kadroda yapılan değişikliklerden fayda alamadı diyebiliriz. İlk maçında NIP'ye 16-5, ikinci maçında Optic'e 16-13 ve üçüncü maçında North'a 16-6 kaybederek Faceit Major London 2018'e veda etti. MIBR. Son zamanlarda istikrarsız performans gösteren MIBR kadrosunda değişikliğe gitti. Son Major şampiyonu Cloud9'ın oyuncuları olan Stevie2K ve Tarık'ı kadrosuna katan ekip Major'dan önce gerçekleşen DreamHack turnuvasında istediği performansı gösteremedi. Sıra Major'a geldiğinde Tai Lu ile yaptıkları maçta 16-13 mağlup oldular. Legend aşamasının ikinci ve üçüncü maçında sırasıyla Mouse Sports'u 16-6 ve G2 ekibini 16-4 yenen MIBR turnuvada şansını devam ettirdi. Fakat dördüncü maçta hezimete uğradı. Ekip Astralis'e karşı Dust2 haritasında 16-0 gibi bir skorla mağlup oldu. Kader maçında NIP ekibiyle karşılaşan MIBR bu seriden 2-1 galip gelmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Complexity ile karşılaşan ekip rakibini zorlanmadan 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi. Yarı final eşleşmesinde Navi'ye karşı seriyi 2-0 kaybetti ve Major macerasına veda etti. Astralis. Kier Bay ile yollarını ayırdıktan sonra Magiski kadrosuna katan Astralis, DreamHack Stockholm finalinde North ekibine 2-1 mağlup olmuştu.
Face It Major London 2018'e Challenger aşamasından başlayan ekip ilk iki maçında Complexity'yi 16'ya 4 ve Rogue'yi 16-13 mağlup etmeyi başardı. Üçüncü maçında NIP ile karşı karşıya geldi ve o inanılmaz maçta 28-26 mağlup oldu. Team Spirit ekibini 16'ya 4 gibi bir skorla geçen Astralis, Legend aşamasına geçmeyi başardı. Legend aşamasına yine ilk iki maçında fırtına gibi bir giriş yapan Astralis, Navi'yi 16'ya 14 ve Vega Squadron'u da 16'ya 4 mağlup ederek başladı. Üçüncü maçında ise Team Liquid'e karşı 19-15 mağlup oldu. Ardından Astralis Dust 2 haritasında MIBR ile karşılaştı ve 16-0 gibi bir dominant skorla çeyrek finalde Faze'ye rakip oldu. Çeyrek finalde Faze ekibini seride 2-0 yenerek yarı finalde Liquid ekibiyle eşleşti. Astralis bu yarı final karşılaşmasından 2-0 galip gelmeyi başararak adını finale yazdırdı. Finalde rakibi olan Navi'yi de 2-0 geçmeyi başaran Astralis turnuvanın şampiyonu oldu. Blast Pro Series bu hafta sonu Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek ve takımlar 250 bin dolarlık ödül havuzundan pay almak için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Hala turnuvaya bilet almadıysan açıklamadaki bağlantıya tıklayarak bu heyecana sen de ortak olabilirsin. Etkinlik hakkındaki son gelişmeler için playerbros.com'u takip etmeyi sakın unutmayın.